Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OMSI 2 oynuyoruz. Bugün çok güzel bir haritamız var. Brigagariogie'ye geçen bir harita modumuz var arkadaşlar. Çok ismini telaffuz edemedim ama. Bu harita tamamen kasaba haritası arkadaşlar. Yani öyle çok böyle trafik murafik görmeyeceğiniz bir harita. Şu anda mesela yanımızdan bir tane Mercedes otobüsü geçiyor. Çok böyle trafik olmayan böyle bir kasaba harikası. Güzel yolları var. Yokuşlu yollar, kümsekli yollar, sokak yani dar sokaklar falan var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir harika olmuş. Sizler de indirebilirsiniz. Ben yorumlara koyacağım arkadaşlar bu arada. Biliyorsunuz ki artık YouTube'a ben şey yapamıyorum. Link koyamıyorum açıklama kısmına. O yüzden yorumlara koyacağım. Bilginiz olsun. Bu arada yolcu almayacağız. Serbest dolaşacak arkadaşlar. Kafamıza göre geleceğiz. Yani bir başladığımız yere tekrar yani buraya tekrar geri döneceğiz. Bilginiz olsun. Yani çok güzel böyle bir ring seferi yapacağız. Yolcu almadan yani kafamıza göre geleceğiz bugün. O yüzden hak almayacağım bugün. Aracımızı Mercedes Caro arkadaşlar. Bana özel yapılan bir kaplama var. Yani bana özel modifiye var. Halil'e teşekkür ediyorum. Zaten daha önce oynamıştık. Halil kardeşim sağ olsun bana bunu yaptırmıştı. Sağ olsun güzel de bir kaplama arkadaşlar. Kaplama olsun falan modifiye özellikle modifiye falan hepsini halletti sağ olsun bize özel. Çok teşekkür ediyorum bana buradan. Şöyle koridor tarafına da şöyle bakalım gördüğünüz gibi muavinimiz bile burada. O zaman şöyle yavaştan aracımızı çalıştıralım. Bakayım başka bir şey yok değil mi? Aynen. Hepsi çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Şöyle sesi biraz arttırırsam. Aynen. Hadi bakalım. Bugün dediğim gibi biraz kafama göre geleceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi biliyorsunuz ki yayın yapamıyoruz. Sizler de biliyorsunuz zaten dediğim gibi özel durumlarım var. Onları çözmeden yayın yapamayacağımı söylemiştim. Müsait olduğum günlerde Vigo atacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hem kanalın boş kalmaması adına Vigo atmak da güzel olur. Hem zaten Vigo çekmeyi seven birisiyim ama maalesef onda çok fazla yapamıyorum. Yollarda bozuk yollarımız da var bu arada arkadaşlar. Bakın giderken göreceksiniz. Takır kukur yollar var. Yani yollara bozuk çukurlu yollar var. Harika güzel. Hoşuma gitti. Sizler de görün. Bakın diyorum. Yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Dediğim gibi yolcu almadan bugün sefer atacağız. Şu otobüsü oynamayı çok seviyorum. Ya Şikaro bende güzel ya. Şikaro'da çok anım vardır. 345'ten sonra Şikaro abi valla. Öyle diyeyim size. Bu arada ilk defa şu anda serbest sürüş yapıyorum OMSI'de. Ya ilk defa gün videoda yani kanalda ilk defa bu serbest sürüş videosu atıyorum. Daha önceden çok kez serbest sürüş yaptım ama ergenim bugün yolcu almadan gelelim isterim. Çünkü güzel yollar var çünkü. Sizler de görün. Zaten başladığımız yere tekrar geri dönecek arkadaşlar.
Şimdi o yollara başlıyoruz arkadaşlar. Evet, çukurlu yollarımız da meşhur. O yüzden dikkatli bir şekilde geçmek gerekiyor. İlk olarak 112 numaralı güzergahı takip edeceğim. Ardından 110 numaralı güzergahı takip edeceğim. Çünkü 110'un yolları daha böyle şey. Göreceksin zaten birazdan. Çok böyle trafik bulamazsın. Dedim ki kasaba bölgesi olduğu için burası. O yüzden çok böyle agresif oyun, hani böyle çok da trafik olmuyor. Ben de bu kır harikaları da seviyorum açıkçası. Hatta Hüseyin abi de çekti bu videoyu yanlış hatırlamıyorsam. Ama Omsk'te böyle bu kır yollar bulmak zordur arkadaşlar. Hele bu kır harika modları bulmak en azından zordur. Dur, buradayı geldi de bir dakika. O gelmesi kötü oldu. Dur dayı, ben organ gömemem. Sen şimdi öyle bir geldin ki. Geç. Abi geçsene, niye geçmiyor ya? İlla ben mi geçeceğim yani? Geç işte. İşte gar yollardan kastettiğim şey bu arkadaşlar. Ya abi yürüsene işte ya. Ne bekliyorum, anlamadım ki. Allah Allah. Önün açık zaten. Devam yok işte. Daha ne bekliyorum? Bakın kümsekler var mesela. Omsiz'de çok böyle kümsek yerler bulamazsınız. Yani kümseyi ben seven birisiyim. Çünkü kümsek olunca güzel oluyor böyle. O kabusun yaylanması falan daha böyle keyifli oluyor. Şu arkadaş gitsin. Sağa mı dönecek? Aynen. Soldan gelen yok. Dönelim şöyle. Ya şu yan kışları Omsi desteklemiyor ya. Hiçbir direksiyonu desteklemiyor abi. O çok sıkıntı. Ben de L3'te R3 yapıyordum. Yani bu direksiyonla alakalı olan bir şey değil, oyunu desteklemiyor arkadaşlar şu yankışları. Şu BG'sini genişten alacağım çünkü. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle dış kameradan tüksenin şeyine bakalım. Bozuk yol maceraları. Oo, burası bayağı şeymiş. Bu arada videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.
Vakka bu haritayı da oynayın, gene in diyorum. Şu an biz kafamıza göre sefer yapıyoruz. Yani öyle gidip geleceğiz. Bugün de böyle bir konsept yapayım dedim ya, razı olur bence. Hep böyle yolcu ala nereye kadar? Bugün bu sefer. Biz bu sefer bakalım, kendi kafamıza göre yapalım. Dediğim gibi daha önceden çok yaptım ama Vigor'a yansıtmamıştım. Yani Vigor olsun veya canlı yayın olsun. O yüzden dedim Vigor'a bir ilk olsun dedim. Biraz hızlı girdim, o yüzden ani falan yaptım. Tüm sektörde çok fazla şey yapmamak lazım. Hızlı girmemek lazım, altı vuruyor çünkü. Hava sıcaklığından 1,5 tık aldım abi su. Yemin ederim bu kadar ben sıcaklık görmedim ya. Benim orada küçük bir pervanem var, o bile şey yapıyor. Yardımcı oluyor yani, az olsa. Serinlenebiliyoruz bu şekilde. Bu arada şimdi 110 takip edeceğim. Buradaki yolları göreceksin şimdi. Yani sizi güzel yerlere gezdiriyorum arkadaşlar. Öyle değil. Bu arada YK abime çok selamlar olsun. 100 abone ulaştı. Ona da başarılar diliyorum. Umarım nice 500 bin 10 binleri görmeye geliyorum abim, sana da buradan selamlar olsun. Tam yokuşa kimse koymuşlar ya. Bakın geri döneceğiz birazdan. Yalnız binalar falan da çok güzel ha, böyle renkli renkli. Acaba bu harika nereye bağlı bir harika? Hangi ülkeye bağlı bir harika? Onu da merak ediyorum. Hiç bilmiyorum çünkü. Muhtemelen Brezilya tarafı olabilir çünkü. Az önce geçen yapay zeka otobüsler Marco Polo'nun. Aynen bak, şu an geldi zaten de. Oo, dur bir dakika dur. Aa, içimden geçecek. Yapacak bir şey yok. Senkronizasyon kapalı bende çünkü. Çünkü buranın yapay zeka grafiğiyle uğraşmak bir ayrı bir gark. Yavrum benim be. Kükrüyor abi, lan olsun, yokuşta kükrüyor abi. Mahalleli bu kornaları bilsin. Olabildiğince çukurlardan kaçmaya çalışıyorum. O yüzden böyle manevra falan yapıyorum. Ama sokaklar mokaklar çok güzel ya. Bana bu şeyi hatırlatıyor. Şimdi Yalova'da bir Subaşı Belediyesi'nin otobüsleri var arkadaşlar. Subaşı Belediyesi'ne ait. Orada bir sefer yapma fırsatım oldu. Hatta birkaç Vigalar da var mesela. Görüyorum. Mahalleye falan giriyor böyle. Bu tür şeylere böyle gar sokaklar falan var. Aynı bu yolları bana hatırlatıyor. Subaşı tarafından kastediyorum. Yalova merkezden kalkıyor. Gazmapaşa Mahallesi'nin köprünün altından devam edip ana yola çıkıyor. Oradan Altınova tarafına gidiyor, yanlış hatırlamıyorsam o tarafa doğru gidiyor. Altınova veya Çınarcık, yanlış hatırlamıyorsam oralardan bir yerden geçiyor diye hatırlıyorum ben. Aynen böyle. Yani tabii binalar falan alakası yok tabii de hani, yani yol olarak biraz benziyor yani, gerçekten onu söylemeden geçemeyeceğim. Bir de sakin yollar, hani öyle çok kalabalık yollar geliyor oradan. Onu da söyleyeyim. Yalova'dan çok mega gittim ama benim ikinci şehrimdir. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar.
Gıgın ışınga yapacağım tabii ki. Ben devam edelim. Biraz hızlanalım bakalım kanka kadar basacak. Ara sokaklarda 80 iyi gördü vallahi. Sen geç gay geç. Bunlar geçsin şimdi benim başıma patlamasın da. Araç bu arada voice şanzımanlı Eco Life Gil. Scaro'larga Eco Life pek yakıştıramıyorum. Öyle söyleyeyim, pek hoşuma gitmiyor Eco Life şanzımanları. Voice veya şey Eco Mac olacak abi. ZF Eco Mac daha doğrusu. Eco Life pek şey pek zevkime vermiyor. Bu arada aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Eco Life veya Voic olduğunu nasıl anlıyoruz? Yes Gang değil aslında. Şöyle söyleyeyim. Şu anda Voic kullandığım için ki Mercedes'lerde bu çok var. Bunun farkındayım. Bu otomatik testleri görüyorsunuz. Eğer siyahsa arkadaşlar Voic'tir. Bakın aklınıza bulunsun. Gerçekte de bu böyle. Onu da söyleyeyim. Eğer renkliyse mesela N harfi şey maviyse diğerleri siyahsa mesela ve ışıklıysa onlarda da o da Eco Life'dir arkadaşlar. Eco Mac'da bildiğimiz o G ve R beyazdır. N harfi boş yani boşa bastığın N'ye bastığın zaman kırmızıdır arkadaşlar. Onlarda Eco Mac'dır zaten bilginiz olsun. Yollar çok tehlikeli, bakın görüyorsunuz. Çukurlu yollar. Tümseyimiz de var. Tekrar Zoom 2 takip edeceğim arkadaşlar. Ondan sonra Burgan'da sağdan devam edeceğim. Burgan çıkıp sağ taraftan devam edip 110'a tekrar çıkacağız yukarıya doğru. Oradan da dönüşümüz olacak. Şimdi başladığımız yere geri dönüyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Şeye oklarla göstermiyor ama yolu bile az çok biliyorum. Şimdi yukarıya doğru devam edecek bakın şu yokuşa. Orga yine 110'u takip edeceğiz. Orga bir yerden sağa dönmüştük bu yollara girmeden önce. Organ düz devam etseydim yine organ geri dönüyoruz. Yine muhtemelen organ dönebilirim bilmiyorum. Fark et yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Önce bir varalım da. Daha sonrası bulunur. Öyle diyeyim. Ama gerçekten şu anda araç zor çekiyor abi. Öyle diyeyim.
kurulu yorgan çıkayım. Şöyle devam edeyim. Arkadaşımın araba gelmiyor değil mi? Dur geliyor abi. Gir şuradan. Şimdi az önce buradan inmiştik. Şimdi buradan sol yapıp şuradan kenardan döndük. Çünkü organ soldan dönmüyorum çünkü ters yön olarak gözüküyor. Buradan inmiştik zaten biliyorsunuz. Harika küçük olduğu için o yüzden rahatça ezberimde zaten. Dün akşam indirdim böyle bir 15 dakika vaktim vardı böyle bir şey yapayım dedim. Bir gün şey yapalım dedim, bir kurayım dedim. Baktım yollarda güzel. Aksın abi park edilmiş arabalar var. Yollar bozuk, ara sokaklar falan. Çukurlu yollar var. Daha hani daha ne istersin yani? Ya çukurlardan gitmemeye çalışıyorum özellikle. Aslında bu kralikalar varsa ki bulmaya çalışacağım ki mesela daha önce hani oynamıştım mesela. Aklıma bayağı bir izlendi. Böyle öyle bir garip oluyor ki bundan daha garip yani öyle gelirse. Oo buraya sert girdim. Fail. Bakalım şimdi bu yani daha önce oynamıştım. Yani bu tür harikaları bulmaya çalışıp sizlerle birlikte videoyu çekip yayınlamayı düşünüyorum. Sahip olduğum zamanlarda. Çünkü gerçekten hani Omsk'ta bunu yaşamak daha farklı bence. Tamam EKS'de çok yaşadık böyle gar yollar, gar sokaklar, mesela Grand Topyonluk, o bu şu falan. Geçen oynamıştık, Grimlek oynamıştık mesela. Ama Omsk'te yaşamak ayrı bir şey. Çünkü Omsk'ın fizikleri daha farklı, daha gerçekçi. Yani mesela bak şu an bu kimseye geçiyorum. Araçtaki tepkimeye bakın. Ya Omsk'ın fizikleri inanılmaz güzel. Bir eski oyun olmasına rağmen hala en çok şikayetim o. Yani güncellenmiyor, eksmiyor, cart curt. Yapacak bir şey yok. Zaten Gıbas'a geçti artık. Bu arada Gıbas Ligası da yapacağım. Biliyorsun Gıbas'a da mod desteği geldi. Modlarla mesela bir deneyebiliriz. Bir tane yayınım var onunla ilgili zaten biliyorsunuz. Bak kimseye geldim. Bak aslında şu kameradan bakmak daha mantıklı. Hop. Güzel bak tepkimesini gördünüz değil mi? İşte ara başkadır. Öyle kimse. Emrime selam olsun çok beğenmez karıyı. Ama karı ayrı bir şey abi ya. Ya bizim çocukluğumuzda en çok yakışan şey ne İstanbul'da? Mercedes 345 kalken benim çok böyle bir ayrı bir sempatim var. Bir de Mercedes Caro aynı şekilde. Bir de Icarus'lar var. Icarus'lar artık bulunmuyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bir dakika buradan dönmek gerekiyor. Tamam sorun yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani şu anda örnek veriyorum. Bir tane Icarus geçse şuradan. Tamam mı? Icarus bir, şu an hizmet verse. Bir tanesi bile hizmet verse. Hiçbir yolcu hani hiç önemsemez. Yani ben bineyim de gideyim der anladın mı? Ama mesela benim öyle bir şeyim yok ki bazen hani bizim şu oyun camiasına bakın otobüs konusunda yani öyle hani ele mesela bizim esnaf klasa bir sarak sorun. Apo'ya, Yaşar'a, Emre, Umuk'a, Umuk şu an asker gayrı tezkereler ona buradan. Yani bizim yaşadığımız mesela gelse bir Icarus görsek yemin ederim içine galar çıkamayız. 345 gelse içine galar çıkamayız. Yani bizim öyle bir otobüs sevdamız var yani.
Ha, az önce bahsettiğim yer. Sağdan döndüğümüzde bu bölümde. Bakalım şuradan nereden gidelim bu sefer? Başladığımız yerden mi gidelim bilemedim ama. Yani neyse başladığımız yerden gidelim ya. Gelen gelen yok ya, gel geçelim. Geldiğimiz yerden gidelim daha iyi olur. Yani onun için arkadaşlar bizim otobüs şeyi bambaşkadır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hani hele hele 345 gelse hiç içinden çıkmam. Hani çocukluğumu hep otobüse geçti yani, hep onlar o geldi, evimin önünden kalkıyordu. Vallahi hani yani şu anda mesela örnek vereyim. Bunlar genelde artık bulunmuyor maalesef ama hala çalışan, hizmet veren belediyelerde yani normal büyükşehir belediyesi değil ama normal belediyelerde var. Öyle diyeyim. Mesela 345'in arka mesela Eyüp Sultan Belediyesi aldı bir tane mesela. O mesela şu anda belli bir yerler hizmet olarak çalışıyor. Yalova'da keza çok fazla var. Nereden baksan 25-30 tane var yani orada. İşte İzmir mesela geçen sezon bıraktı 345 hizmetini. Birkaç belediyeye falan şey yapmış. Yani normal belediye, büyükşehir belediyesi olmayan işte birkaç belediyeye falan teslim etmiş falan carçuk. Yani o yüzden yani ya yani şu anki bingim araçlarla çok keyif almıyorum mesela, açık konuşayım. Yani nostaljik bizim, hani mesela örnek veriyorum yani 45-50 yaşındaki abilerimiz veya ablalarımız bilir ki işte mesela anlatırlar bize. Mesela 302'miz vardı, 303 vardı falan filan. Biz de mesela geçmişe döndüğümüzde ne diyeceğiz? Icarus vardı, Staro vardı, 345 vardı mesela, örnek veriyorum. Artık bu şekilde yani, öyle söyleyeyim size. Arada bir takım oldu ya, o normal zaten. Object diyor. Ama yeni sistemle fena bir şey ya. Şu an Bergen baksanız 150 FPS alıyorum. Bazen 120'ye falan düşüyor ama yüzün altına düşmüyor, öyle diyeyim. O benim çok önemli. Gerçekten bu oyun böyle çok şey isken bir şey değil ama bazı haritalar ki özellikle İstanbul map ve keza hem 2 hem 3 bayağı bir şey iski çünkü büyük bir harika çünkü. Geniş kapsamlı harika olduğu için. Yani böyle kapsamlı harikalar var hani normal düşük skenlerde kaldırmayabilir ama yani şu harikada oynadığın zaman hiçbir sorun olmaz. Evet, yollar bitti. Şehir kasaba merkezine döndük. Benim mazot kaç lan? Mazot yarısı veriyor. %18 mi? Oğlum sıfır araç aldım da ben. Bana bunu mu öyle verdiniz lan?
Gerizekalılar ya. Gelen gaya geçelim. Aa dur lan şuradan gönecektik değil mi? Dur 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 dur. Ulan. Gömüş kaçırdım. Atamadım test dur. Dur. Allah hakkına ilk kırmızıya geçtim ha. Valla. Dur. Dönüşüm zor belli. Dur. Çünkü yolu oradan sağdan döneceğim. Kapıyı niye açtık biz ya? Arkamda araba yok değil mi lan? Geliyor dur. Aynen bak buradan geldik biz. Orada tersin ama şu an. Araba gelirse çıkamayız. Eh bak geldik hemen şurası. Başladığımız yer burasıydı tamam. Şöyle gökleri yakalım abi. Sağa yanaşalım. Evet arkadaşlar. Güzel de bir sefer oldu. Yani serbest sefer yaşadık. Güzel de bir harita oldu. Tavsiye ediyorum. Evet. Abi şu arabanın böyle hava kahve sesi var ya beni benden bir kırıyor ki ha, şey ha, şey onu Kitaron için ufak böyle kırıklar var onu güzel kıyor kamak kendisi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sefer oldu. Yani güzel bir kendimize göre bir sefer yaptık. Ben yorumlara sabitleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra yorumlara sabitleyeceğiz. Modlinklerini. Deneyin güzel sefer yapabilirsiniz. Ben kafama göre dolaştım bugün. Sizler de güzelce oynayabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.